Danıştay Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başörtüsüyle görev yapılmasını sağlayan düzenlemenin iptal istemini reddetti. Ancak karar sürecinde yaşananlar o düşünce yapısının hala yargıda varlığını koruduğunu bir kez daha ortaya koydu. Milli Savunma Bakanlığı 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kıyafet yönetmeninde tarihi bir değişiklik yaptı. Kadın personeline yönelik başörtüsü yasağını kaldırdı. Bu değişikliği hazmedemeyen Halkın Kurtuluş Partisi, düzenlemenin iptali ve yürütmenin durdurulması için Danıştay'a da dava açtı. Danıştay 2. Dairesi yürütmenin durdurulması istemini işlemin hukuka uygun olduğunu belirterek reddetti. 1'e karşı 4 oyla alınan karar sürecinde dikkat çeken bir nokta vardı. Ortak hareket eden Danıştay savcısı ve muhalif üye bu kadarına da pes dedirtti. Daireye görüş bildiren savcı anayasanın 2. maddesini yani laikliği işaret ederek başörtüsüyle kamu hizmeti yapılamayacağını öne sürdü. Uygulama hukuken kabul edilemez ifadesini kullanmaktan da çekinmedi. Kararı muhalefet eden 2. daire üyesi de aynı ilkel görüşleri savundu. Savcı ile muhalif üyenin metinlerinin noktası virgülüne kadar aynı olması da dikkatlerden kaçmadı. Sonuç olarak düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması talebi reddedildi. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kadın mensupları isterlerse başörtüsü takmaya devam edecek. Ancak Türkiye'nin geldiği noktada yargıda hala bu kafaların var olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Güya laiklik adına laikliğin anlamıyla çelişerek dini inanç ve ibadet hürriyetini görmezden gelen savcı ve üyeye büyük tepki oluştu.